Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir inceleme ürünüyle birlikteyiz. Elimde yeni bir ayarlı güç kaynağı var. Bir öncekinden biraz daha farklı. Ancak aynı markalar her ikisi de Manlift marka. Bu defaki güç kaynağımızın farklı olarak çekilen gücü gösteren gördüğünüz gibi W ve simgesiyle bir ekranı daha var. Ayrıca buradan hassas ayar yapmayı sağlayan iki tane daha ayarı var. Bunları anlatacağım. Kutu içerisinden gördüğünüz ayarlı güç kaynağı çıkıyor. Bunun yanında şöyle bir bağlantı kablosu ve 220 voltluk gerilimleri rahat bir şekilde bağlayabilmeniz için Türk standartlarına bizim standartlarımıza uygun bir de kablo çıkıyor arkadaşlar. Alırken bu kabloyu seçmeyi unutmayın diyorum. Ee, yine ben sizin için bu ürünü almak isteyen arkadaşlar için satın alma linkini ve indirim kuponunu açıklamalar kısmında paylaşacağım. İsterseniz gelin ürünü detaylı bir şekilde inceleyelim. Cihazın enerji bağlantılarını yapmadan önce arka tarafını çevirerek birkaç küçük detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi cihazımızın 220 voltluk güç girişi burada gözüküyor. Buradan enerji veriyoruz. Yine 230 volt e, Türkiye şartlarındaki gerilimi ayarlanmış olarak cihazımız geliyor ve bir fanımız var arkadaşlar. Fanımız ısıya duyarlı olarak çalışıyor. Bir önceki güç kaynağındaki gibi. Bu benim için önemli bir özellik çünkü video çekerken fan sesi gereksiz gürültü istemiyorum ve sizin için de geçerli. Gereksiz yere çalışıp kafanızı şişiren bir fan olmayacak. Cihaz ısındığı zaman fanımız devreye giriyor. Soğuduğu zaman da devreden çıkıyor. Zaten birazdan detaylı bir şekilde bunları test edeceğiz. Cihazımızın yandan görünümü bu şekilde. Hemen diğer tarafında da teknik özellikleri yazıyor. İsterseniz zoomlayıp bir bakalım. Şu an cihazımın teknik özelliklerinin yazdığı etiketi sizin için birazcık daha yaklaştırdım. Gördüğünüz gibi 300 wattlık bir cihaz. Ee, yani 30 volt 10 amper çıkış verebiliyormuş ki bunu da cihazı birazcık zorlayarak test edeceğiz. Gerçekten bu değeri verip vermediğini Biliyorsunuz ben detaylı bir şekilde inceliyorum. Kısa devre pozisyonda cihazımızı zorlayacağız ve ölçü aleti üzerinden de çekilen akımı her zaman olduğu gibi bakacağız arkadaşlar. Bir önceki model ile ebat karşılaştırması yapıyorum. Şöyle yan yana getirdiğim zaman yeni gelen cihazın Diğerini oranla çok daha küçük olduğunu görebilirsiniz şöyle yandan da gösterelim Bu oldukça daha küçük ve kompleks bir cihaz Yine cetvelle de hemen ebat bilgilerini sizlerle paylaşalım Sizin için cetvelle şöyle enini ölçüyorum 7 cm Eninde arkadaşlar yüksekliğine bakalım masadan yüksekliğine bakacağız oldukça küçük ve kompleks dediğim gibi yaklaşık 12,5 cm alttaki ayaklar dahil yüksekliği var. Uzunluğu da şöyle baştan başa alalım. Yaklaşık olarak hatta yaklaşık değil tam olarak 21 cm. Ancak kasa ebatı, kasa boyutu biraz daha küçük buçukta metal kasanın olduğu yer var. Yani e, her yere rahatça götürüp taşıyıp yerleştirebileceğiniz küçük ve kompleks bir ürün artık güç bağlantılarını yapabiliriz. Cihazımın 220 voltluk güç bağlantısını yapıyorum. Ardından açma tuşuna basarak çalıştıralım. Gördüğünüz gibi cihazımızı açtık ve üzerinde 4 adet ayar potu görmektesiniz. En yukarıdaki gördüğünüz gibi voltaj ayarı için kullandığımız potumuz buradan voltajımızı istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Hemen altında ise Bakın şuradaki ikinci potumuz ise bizim hassas ayar yapmamızı sağlıyor. Bir öncekinde buradaki potumuz çok turluydu. Ince ayarı da yine buradan yapıyorduk. Ancak dezavantajı çok fazla çevirmeniz gerekiyordu. Bu defa bunu buradaki ikinci pot ile halletmişler. Yine akım ayarı için de aynı şey geçerli. Buradan akımı ayarlıyorsunuz. Buradan da akımı hassas bir şekilde ayarlıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse diyelim ki 10 volt'a ayarladık. Bize 10.1 volt lazım. Bunu buradan çevirerek 10.1'i ayarlamak oldukça zor. Hatta şöyle ayarlamaya çalıştığımda da voltajın çok hızlı bir şekilde değiştiğini görebilirsiniz. Şuradaki ayar ile bakın çok rahat bir şekilde hassas ayar yapıyoruz. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 5 gibi buradan hassas bir şekilde ayarlıyoruz. En altta ise çekilen güç var. Şu anda güç çekmediğim için çekilen akım ve güç de sıfır olarak gözükmekte. İsterseniz şimdi bir yük bağlayalım ve ardından ampermetre ve watt metresini test edelim. Ben test için cihaz içerisinden çıkan kabloları kullandım ancak bunları kullanmak zorunda değilsiniz ya da bozulursam piyasada rahat bir şekilde bulabileceğiniz bu bağlantılarla kendi kablolarınızı ya da kendi zevkinize göre kendi isteğiniz doğrultusunda istediğiniz kalınlıkta ve uzunlukta bu şekilde kablolarda hazırlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ancak ben bu testlerimde kutu içerisinden çıkan orijinal kablolarından faydalanacağım. Ben genelde bu tür testlerde araç ampulü kullanıyorum. Bütün değerleri sıfıra çektiğim için cihazımın ekranında sıfır yazmakta. Önce akımımızı biraz yükseltelim. Ardından yavaş yavaş voltajımızı Yükseltmeye başlıyoruz. Şöyle ışık objektife çok fazla vurmasın diye şöyle kenara alacağım arkadaşlar. Çünkü daha çok burada ayarlı güç kaynağının ekranına odaklanmanızı istiyorum. Ve 6 volt gönderiyoruz. 1.55 amper çekiliyor ve çekilen harcanan güç şu an 9 watt civarında. Şu an 10 wattlık bir güç harcıyormuşuz Yani bizim 10 wattlık bir güneş panelimiz olsa bunu bu kadar yakacakmış demek ki. Şimdi biraz daha voltajımızı artıralım. Voltajımızı artırdığımızdan çekilen akım bununla birlikte parlaklık da tabii ki artıyor. Ardından da harcanan gücün yükseldiğini görebilirsiniz. 35-40 watt ee, yine daha fazla yüklenmeyeceğim çünkü lamba patlayacaktır. 51 watt civarında bir güç çekiliyormuş. Buradan bu bilgileri rahat bir şekilde görüyorsunuz. Bakın şuradan voltajı hassas bir şekilde de ayarlayabiliyoruz. Yine şuradan akımımızı ayarlayabiliyoruz, akımımızı sınırlandırabiliyoruz. Yine buradan da akım sınırlandırmasını hassas bir şekilde ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Cihazımızın ana özellikleri bunlar. İsterseniz sizin ve benim en sevdiğimiz kısım olan cihazın içerisini bir açalım ve bakalım neler var, neler yok. Bir önceki cihazımızdan farklı bir şeyler var mı? Cihazımızın vidalarını çıkarttık ve ta ta ta, ta diyerek şöyle kapağımızı açalım arkadaşlar. Klasik bir SMPS güç kaynağı devresi karşınızda ancak bir öncekiyle kıyaslayacak olursam bunun daha kompleks olduğunu belirtmem lazım. Alt kısmında filtrelerini görebilirsiniz. Hatta fazla akım geldiğinde sigortası atsın diye buraya bir tane de varistör yerleştirmişler. Biraz daha yakından göstereceğim tabii ki. Ancak şöyle uzaktan da sizlerle paylaşalım. Yine fanımız burada. Buradan hava girişimiz var. Hava girdiği zaman mecburen bir yerden çıkmak zorunda ki hava sirkülasyonu düzgün bir şekilde gerçekleşsin. Alt kısmında bakın hava çıkışları var. Aynı zamanda kapağın yan taraflarında da hava ızgaralarını görebilirsiniz. Bu cihazda bir öncekine oranla en sevdiğim ve en beğendiğim özellik. Arkadaşlar şurada kocaman bir alüminyum plaka var. Ve buradaki ısınan mosfetleri bu plaka üzerine şuradan bağlamış durumdalar. Yani şu gördüğünüz kısım komple cihaz küçük olmasına rağmen bir soğutucu olarak kullanılmış. Bu da cihazı hani bir öncekine oranla biraz daha kompleks ve benim gözümde bir tık daha artı noktaya taşıyan şey oldu. Yani burada bu kadar büyük bir alüminyumdan soğutucu koyulması cihaz için küçük bir cihaz için büyük bir avantaj diyebilirim Açıkçası birebir aynı smps devreyi beklerken farklı bir devre ile karşılaştım bakın şuradan e, üzerindeki mosfetleri ve diğer ısınan transistörleri görebilirsiniz buradan e, alüminyum plakaya sabitlenmiş durumda şöyle yakından gösteriyorum bakın bu da yine cihazımızın anakartı arkadaşlar onu da sizin için biraz daha yaklaştıralım ve yakından gösterelim. Şuradan şönt dirençlerimizi yani akım ölçmek için kullanılan şönt dirençlerini görebilirsiniz. Bu gördüğünüz kablolar aslında akımın ölçülmesini sağlayan dirençler dayanıklı olması için tabii ki bu şekilde imal edilmiş. Bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için söylemiş olduk. Şöyle kalemle gösterirsem daha iyi olacak. Bakın burada da bir varistör var. Ee, Buradan 200 tahminimce 250 volt ayarlıdır. 250 volttan fazla akım geldiğinde bu kısa devre pozisyonuna geçerek biraz önce sizlere gösterdiğim şuradaki sigortanın atmasını sağlıyor. Ancak bunun için şebekenin 250 voltun üzerine çıkması lazım ki nadir bir durum arkadaşlar. Tabii ki imkansız bir durum değil. Oldukça güzel ve kompleks tasarlanmış bir devre. Cihazın ön kısmına bakacak olursak buradaki displaylerin çalışmasını sağlayan e, kontrolcüleri ve diğer entegreleri burada görebilirsiniz. Buradan da cihazın ön kısmına sinyal ve enerji taşıyan e, kablolarımız mevcut. Bakın şurada daha önceki cihazda sizlere gösterdiğim voltaj ve akım için kalibrasyon ayarı var. Fakat buradakiler çok turlu değil biraz daha. Küçük e, trim potlarımız var. Bakın voltaj için, voltaj kalibrasyonu için, buradan akım kalibrasyonu için de bunu kullanabilirsiniz. Fakat bunları değiştirmenize gerek yok. Bunlar zaten ayarlı şekilde geliyor. Ancak elinizde çok güvendiğiniz, çok kaliteli bir ölçü aletiniz var ve arada uyumsuzluk varsa, buradaki kalibrasyon ayarları üzerinden e, iki cihazı birbirine fitleyebilirsiniz. Yani kalibre edebilirsiniz. Ama ihtiyacınız olacağını zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi bir voltun 0.01 voltun bizim için çok önemi yok. Zaten çok profesyonel birisi tutup da bu güç kaynağını kullanmaz. Ama böyle bir ayarın mevcut olduğunu bilmenizde de fayda var diye düşünüyorum. Cihazımın güç bağlantılarını yaptım. Şimdi ölçü aleti üzerinde ölçü aletimi ampermetre konumuna aldım. 10 amperi gösteriyor. Buradan kısa devre edeceğim ve gerçekten 10 amper verip vermediğini test edeceğim arkadaşlar. Yani biz ölçü aletimizde de 10 amper ya da üzerinde bir değer okursak demek ki cihazımız üzerinde yazan değerleri gerçekten veriyor demektir. Hemen bunu test ederek devam etmek istiyorum. Şu an bağlantılarımı kurdum. Buradaki bakır kabloyu kısa devre edeceğim. Ancak bu işlemi çok uzun sürdürmeyeceğim. Çünkü ölçü aletimin zarar görmesini istemiyorum. Her ikisi de 10 amper olduğu için rahat bir şekilde test edebilirim. Ancak dediğim gibi işlemi uzun sürdürmeyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi burada 0.2 burada da 0.03 değerini görüyoruz. Yani aşağı yukarı aynı çok küçük bir fark var. Şimdi voltajı açalım. Şöyle gördüğünüz üzere cihazımızdan çekilen akım cihazımızın ekranında 10 amper. Aynı şekilde ölçü aletimizde de. 10 amper değerini görebiliyoruz bu da Cihazımızın üzerinde yazan değeri yani gerçekten 10 amper akımı Üretip gönderebildiğini gösteriyor Şimdi cihazı Ölçü aletinden ayıracağım ve biraz zorlayacağım Fanlarını çalıştırmaya çalışacağım Bakalım fanlarımız ne kadar zamanda çalışıyor veya Cihazımız çabuk ısınıyor mu Şu an cihazdan gelen güç kablolarını görüyorsunuz Şöyle kısalım Bunları bildiğiniz kısa devre diyorum arkadaşlar. Cihazı kısa devre pozisyonunda çalıştıracağım. Şu an 10 amper akım çekiliyor. Bakalım cihazımızı bu şekilde bırakıyoruz. Patlayan, çatlayan, yanan, duman çıkaran veya ısınan bir parçamız olacak mı? Bu şekilde kendi halinde bir 10-15 dakika bırakacağım. Şu an cihaz yarım saattir kısa devre pozisyonunda bekliyor arkadaşlar ve bu noktada cihazın beni gerçekten şaşırttığını itiraf etmem lazım. Bakın şuraya termometremin sondasını bağladım. Elimle temas etmeyeceğim. Şurada termometrenin sondasını görebilirsiniz. Cihaz şu anda 10 amperlik bir akım uyguluyor. Tabi akımımız maksimumda olduğu için voltajımız çökmüş durumda. Ancak kablolarda 10 amperlik bir akım olduğunu söyleyebilirim ki ısınmış şu anda. Ve termometreme bakın arkadaşlar. Şuradaki out yazan sondadan gelen bilgiyi gösteren kısmımız ne kadar yavaş yükseldiğini görüyor musunuz? Bakın bekliyorum. 37.3 derece. Şu an 37.9 derece olmuş. Yavaş yavaş artacak. Yani inanın bana çok yavaş yükseliyor. E yarım saat sonunda ancak bu sıcaklıklara ulaştırabildim. Ki e ne kadar yavaş bir şekilde yükseldiğini görebiliyorsunuz. E bu noktada ısınma konusunda beni cihaz gerçekten hem tatmin etti hem de memnun etti. Bunu belirtmem lazım. Fanı henüz çalıştıramadım ancak termometre bağlayarak size bunu göstermek istedim. Oradaki plakanın büyük olması ısının yavaş bir şekilde yükselmesi açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bakalım bu şekilde bırakmaya devam edeceğim. Ne kadarlık sıcaklığa ulaştığında fanımız devreye girecek. Fan çalıştığında bu durumu tekrardan sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar yaklaşık olarak 50 dakika sonunda 45 derecelik bir sıcaklığa ulaştı ve 45 derecelik sıcaklığa ulaştıktan sonra fanımız devreye girdi soğuttu o anı sizin için yakalayamadım. Hızlı bir şekilde soğuma gerçekleştiği için de haliyle buradaki sıcaklık düştü şu anda tekrar yükselmeye başlıyor isterseniz bunu sizlerle tekrar paylaşalım. Bakın şimdi sıcaklık arttığında tekrardan fanımızın devreye girdiğini göreceğiz. Yani 45 dereceye yükselmesini bekleyeceğiz. Şu an 42 oldu. Cihaz dediğim gibi beni gerçekten şaşırttı. Artık kablo iyice ısınmış ve yumuşamış durumda. Bu sıcaklığa ulaşması yaklaşık olarak 22 derece, 20, 23 derecelik oda sıcaklığından tam yük altında bir 50 dakika civarında buluyor oldukça bekledim arkadaşlar fanın gerçekten çalışıp çalışmadığını işe yarayıp yaramadığını görmek için şu an bakın 43.6 oldu beklemeye devam ediyoruz 45 dereceyi gördüğünde fan devreye giriyor videonun süresi gereksiz yere uzamasın diye birazcık durdurdum şu an 43.9 derecede şu an 44.8 fanımız neredeyse çalışmak üzere ve gördüğünüz gibi fanımız devreye girdi arkadaşlar e hemen girdiği için de sıcaklık hızlıca düşüyor şu an 44.7 43 40 dereceye kadar yaklaşık düşürecek ve devreden çıkacak zaten hızlı bir şekilde soğutuyor devreden çıktı. Dediğim gibi bu noktada cihaz ısınma konusunda ve soğutma performansı yönünden gerçekten takdire şayan. Böylece bir inceleme videomuzu da tamamlamış olduk. Bu ürünü satın almak isteyen arkadaşlar için ben açıklamalar kısmında satın alma linkini bırakacağım. Cihazı gerçekten yani son gelen cihazlar içerisinde en çok zorladığım ürün olduğunu söyleyebilirim ve herhangi bir sorun çıkartmadığında belirtmem lazım. Almak isteyen arkadaşlar hemen açıklamalar kısmındaki satın alma linkine ve indirim kuponuna baksınlar. Fiyatı değişken olabileceği için ben dediğim gibi açıklamalar kısmında satın alma linkini paylaşacağım. Ve yine indirim kuponu da sizlerle olacak bir sonraki inceleme videomuz ve bir sonraki projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşçakalın.